Hoş geldiniz. Şey, bu benim arkadaşım. Arkadaşının adı ne Çilek? Adı ne? İbrahim. İbrahim'miş. İbrahim Firuze abla. Ben de Çilek. Arkadaşının adını yeni öğrendiğine göre yeni tanıştınız herhalde, he? Evet, kapıda tanıştık. Hadi girsene, dışarısı çok soğuk. Otur otur, çekinme. Al bakalım. Giy bunları. Çilekciğim. Evet. Seninle içeride 2 dakika bir şey konuşabilir miyiz? Tamam. Sen burada rahat rahat otur İbrahim. Ben birazdan dönerim. Evet Firuze abla, seni dinliyorum. Kim bu çocuk Çilek? Dedim ya Firuze abla, kapıda tanıştık, arkadaş olduk. İnsan kapıda tanıştığı birine arkadaşın demez. Arkadaş kime denir? Hı? Birbirini dinleyenlere, birbirini zor gününde yardım edenlere. Ben de İbrahim'e yardım ediyorum. Demek ki o benim arkadaşım. Arkadaşlık öyle 5 dakikada kurulmaz. Neyin nesi, kimin fesi olduğunu bilmediğimiz birini sen nasıl evimize sokarsın? O sokak çocuğu olduğu için mi böyle konuşuyorsun? Hayır. Tanımadığımız biri olduğu için böyle konuşuyorum. O zaman anlatayım da dinle Firuze abla. İbrahim kimsesizmiş. Geceleri sokakta yatıyormuş. Hem aç. Yazık değil mi ona? Doğruyu söylüyorsa tabii ki yazık. Hı? Bak Çilek, bazen böyle çocuklar para kazanmak için önlerine gelen herkese kendilerini acındırırlar. Hastayım, sakatım, yaşlı anneme bakıyorum falan diye yalan söylerler. Ama bunlar çoğu zaman gerçek değildir. Hiç de bir çocuklar yalan söylemez. Evet ama bazen büyükleri onlara zorla yalan söyletebilirler. Ya Firuze abla, sen ne kadar taş kalpliymişsin. Sen ister iste, ister isteme ben ona yardım etmek istiyorum. Hem kızacaklarsa da annemle babam kızsınlar. Sen diye. İbrahim, seni yalnız bıraktım. Şey, ben gideyim artık Çilek. Bak zaten Firuze abla da benden rahatsız oldu. Ne Çilek, gidecek bir yerin yok ki. Otur hadi. Oturamam. Bak Çilek, sana doğruyu söylüyorum. Ben aslında kimsesiz falan değilim. Benim bir babam var. Hı? Yaptığını gördün mü Firuze abla? Ona o kadar kötü kötü baktın ki gitmek için bize yalan söylüyor. Ben senin hiçbir yere gitmene izin vermiyorum. Kimsesiz olduğunu biliyorum. Ama? Aması maması yok. Hiçbir yere gitmiyorsun. Sen Firuze ablanın kusuruna bakma. O insanlara hemen güvenmez. Ondan sonra öyle dik dik bakıyor. Firuze abla, İbrahim aç. Peki hanımefendi. Mutfağa gidip İbrahim Bey için bir şeyler hazırlayayım. Hadi gel, sana banyoyu göstereyim. Elini yüzünü yıka. Sonra da sana abimin elbiselerinden vereyim. Temiz temiz otur. Hadi gel. Sanki bizim vicdanımız yok. Sanki biz ana değiliz, acımıyoruz böyle çocuklara. Ama nereden bileyim ben çiğ süt mü emmiş, helal süt mü emmiş? Buyurun, afiyet olsun. Tamam. Betüş kafe buyurun. Ha söyle Firuze. Dur dur veriyorum. Betüş, Firuze arıyor, çok önemliymiş. Allah Allah, ne oldu ki? Hı-hı. Efendim Firuzeciğim. Tamam Firuzeciğim, hemen geliyorum. Suzan, kafeyle ilgilenir misin? Benim hemen çıkmam gerekiyor. Ha, ilgilenirim ilgilenmesine de ne olmuş Betüş, anlayamadım ben. Çatlarım şimdi burada meraktan söyle. Suzan, hı? Çilek eve kimsesiz bir sokak çocuğu getirmiş. Aa. Sıcak su.
Bunlar çok iyi. İbrahim, müsaitsen girebilir miyim? Evet Çilek. Artık daha temiz görünüyorsun. Al, bunları giy, sana olur. Çilek, sen çok iyi bir kızsın. Sana yalan söylemek istemiyorum. Ben aslında kimsesiz. Madem bana yalan söylemek istemiyorsun, söyleme o zaman. Firuze abla yüzünden böyle davrandığını biliyorum. O seni evde istemedi diye gitmek istiyorsun. Ama bak sahiden. Lütfen susar mısın? Biz arkadaşız. Seni bu halde sokağa bırakamam. Hadi al bunları giy. Birazcık da bundan sık. Kızma ama birazcık kötü kokuyorsun. Hadi hadi çekinme. Ben aşağı iniyorum. Sen de çabuk ol. Yemek yiyeceğiz. Belki de gerçeği söyleyememem daha iyi. Belki de böyle bir evde mutlu olabilirim. Nerede İbrahim? Banyoda giyiniyor. Yalnız bırakmasaydın. Firuze abla erkek çocuğu giyinirken yanında olamam herhalde. Ya hamuru iyi değilse? Firuze abla, İbrahim hamurdan mı yapılmış? Ya öyle demek istemedim. Ya kötü huyluysa, evimizden bir şey yürütürse? Saçmalama Firuze abla. Ben sana ablan olarak bir ihtimalden bahsediyorum. Benimle düzgün konuş Çilek. Asıl sen arkadaşım hakkında düzgün konuş. Ay, kızım. Çilek, o senin arkadaşın değil. Arkadaşım, o da benim gibi kimsesiz. Nereden biliyorsun? Çünkü onu dilenirken gördüm. Ya Firuze abla, sen ne kadar taş kalpliymişsin. Zavallı bir çocuk için ne kadar kötü şeyler düşünüyorsun. Çilek, kalbimi kırıyorsun. Asıl sen benim kalbimi kırıyorsun. Gel İbrahim, gel. Gel İbrahim, karnımızı doyuralım. Köfte var, patates var, ayran var. Ne istersen var. Hadi gel. Merhaba Firuze. Ah. Neredeler? Buradayız anne. Önce ben sizinle biraz konuşabilir miyim Betüş Hanım? Tabii. Hani annen gelmedi. İlk önce Firuze ablayla konuşacak herhalde. Ama merak etme. Benim annem kimsesiz çocuklar perisidir. O ne derse desin seni korur. Hı? Kimsesiz çocuklar perisi mi? Yani kimsesiz çocukları sever, onları korur demek istedim. Çilek. Sakın yine gideceğim deme. Hadi al, bunları da ye. O benim sihirli annem.